Evet. Hoş geldin şehri şahaneye paşam. Seni yeniden burada görmek, senin yeniden burada olman büyük şeref ya. Büyük şeref. Nasıl? Değişmiş değil mi şehir? 100 yıldır değişmeyen bir tek ben kaldım Turgut. Bildiğim o kadar çok İstanbul var ki... hepsi de birbirinden güzel. İyi ki geldin paşam ya. Vallahi de billahi de iyi ki geldin. Ben de bu şehirde seni çok özledik, çok. Yalnız yazar hanımefendinin de hakkını yememek lazım. Benim onca zaman yapamadığımı bir günde yaptı. Yani 20 yıl sonra seni İstanbul'a getirtmek... öyle her baba yiğidin harcı değil. Görüşecek misiniz paşam? Hayır yani uçakta çok samimiydiniz. Çok da güzel kızmış. Hiç söylemiyorsun maşallah. Güzel, evet. Başka türlü bir kız Turgut. Ama ve lakin... nişanlıymış. Evlenecekmiş yakında. Ne olacak? Eğer kaderde bir buluşma varsa... er ya da geç gerçekleşir. Gerçekleşir paşam. Gerçekleşir. Sana zarfı açma dedim, açtın. Evi sat dedim, satmadın. Başka bir sürprizin var mı Turgut? Varsa şimdiden söyle de bileyim. Yok paşam, olur mu öyle şey? Yani yemin ederim benim öyle kötü bir niyetim yoktu. Burası sadece çok böyle hani kıymetli... Turgut. Buyur paşam. Benim hayatta olduğuma dair en ufak bir ipucu bulurlarsa sonu felaket olur. O yüzden benim dediklerimi sorgusuz sualsiz yerine getirmeni istedim. Ama sen böyle kafana göre takılacaksan... o zaman hukukumuzu gözden geçirelim, değil mi oğlum? Paşam, emre karşı geldim biliyorum ama... Aması falan yok Turgut. Bak sen benim bu hayatta tek güvendiğim insansın. Öyle de kalmanı istiyorum. O yüzden bir daha sözümü çiğnemek yok. Anlaşıldı mı? Emredersin paşam. Yani sen paşam böyle bir şeyi nasıl düşünürsün Allah aşkına? Yani sen göçüp gitseydin ben ne yapacaktım? Bu sır benimle beraber mezara mı gidecekti paşam? Zarfa iyi bakmamışsın. Burada sana çok önemli bir emanetin yerini yazmışsın. Bak bakalım şuna. Beyoğlu'nda bir emanet var. Bir anahtar. O emaneti al. Anahtar. Ne anahtarı paşam? Mazimin anahtarı Turgut. Ne zaman kimlik değiştirmem, saklanmam gerekse geçmişimi o sandığa koydum ben. 130 yaşında olduğumun ispatı o sandığın içinde. Her şeyim orada. Fotoğraflar, 100 yıllık mektuplar, istiklal madalyam, her şeyim. Paşam, yani madem sandık güvenli bir yerde, şimdi neden alıyoruz o emanetleri? Yani dışarı çıkardığımızda daha tehlikeli olmaz mı? Harika haklıydı. O mektupların yerlerine ulaşması lazım. O yüzden de o sandığın kapağının açılması gerekiyor. Sandık nerede? Önce bir anahtar alalım da ona da bakacağız. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Dükkanınız hiç değişmemiş. Biraz büyüttük ama annemin bıraktığı şekilde muhafaza etmeye çalışıyorum. Bugünlerde biraz zor olsa da. Çok haklısınız. Peki anneniz Madame Efsalya hayatta mı? Annem vefat edeli 10 sene oluyor. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Çok zarif bir hanımefendiydi. Tanıyor musunuz? Genç görünüyorsunuz halbuki. Ben küçükken buraya çok gelirdik. Babamla beraber. Aslında Madame Efsalya'da ufak bir emanetimiz vardı. Daha doğrusu babamın. Öyle mi? Annem vefat ettikten sonra buradaki emanetleri kardeşim Yorgun'un dükkanına taşıdık. Birkaç kez soygun atlattık da ama emanetiniz güvendedir. Güzel. Şuna bakabilir miyim? Tabii. Ermeni bir ustanın emeği.
Taşları zümrüttür. Bayıldım Eşref. Ne gerek vardı ki? Doğum günü kutlu olsun Süreyya. Bu bileziği annem yıllar önce satmış ama sahibi iade etmiş. Bunu almak istiyorum. Hediye olacak. Tabii. Affedersiniz hanımefendi, ben de bir şey soracağım size. Tabii buyurun. Kardeşiniz Yorgu Beyefendi'yi nerede bulabiliriz acaba? Dükkanın adı aynı, Zoe. Ben size kartını vereyim. Teşekkürler. Paşam. Terslik var. Ne bilmiyorum ama bir şeyler ters.